Herkese merhaba. Palm Jumeirah Dubai'ye hoş geldiniz. Bugün arkamda görmüş olduğunuz inşaat yeni bitmiş inanılmaz modern evi dolaşacağız. Bu Alpaga Properties'in yeni yaptığı evlerden birisi. Manzarası çok güzel. Altında garajı var, üstünde çatı katı var. Bugün her bir detayını göreceğiz. 5 yatak odası, 7 banyosu, 1576 metrekare kapalı alanı, 1471 metrekare arazi var ve şu anki piyasadaki değeri 45 milyon dolar. Her zaman olduğu gibi bu evle ilgili bilgileri bu videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz ve turumuza da başlamadan önce bu evin müteahhiti olan Alpaga Properties ve bu evin emlakçısı olan B1 Properties'e bize bu turu yapmamıza izin verdikleri için çok teşekkür ederim ve şimdi turumuza başlayabiliriz. Turumuza bu evin dışarısından başlayacağız. Çok güzel modern bir mimarisi var. İkinci katı birazcık daha dışarıya doğru çıkıyor. Tamamını da travertenle kaplamışlar. Eve gerçekten çok farklı, çok güzel bir görüntü veriyor. Alt katı da seramikle kaplamışlar ki böyle doğal taş tonları bütün evin dış cephesinde korunsun diye. Evin öndeki bahçelendirilmesi de çok güzel olmuş. İki tane bonsai zeytin ağacımız var. İki tane de water feature'ımız var kapının sağ ve sol tarafında. Eve girerken modunuzu değiştirsin diye. Son olarak da sol tarafında araba yolu sizi evin alt tarafında bulunan garajına götürüyor. Bu ev aslında 4 katlı. Alt katta da inanılmaz bir garajımız var. Ve içeriye de girmeden önce bahsetmek isterim. Bu tarafta da ufak bir araba yolumuz daha var. Böylece parti yaptığınızda ya da arka tarafa catering getirmek istediğinizde onların da arabalarını park edebilecekleri bir yer var. Ve şimdi de ön kapımız burada. İçeriye girelim. Ve şimdi de evin girişindeyiz. Burada çok güzel bir pivot kapımız var. Hemen onu kapatayım. Girişe de geldiğimizde tavan yüksekliğimiz ikinci kata kadar çıkıyor. Dışarıda gördüğümüz traverten tonları evin içinde de kullanmışlar. Fakat buradaki malzeme seramik. Biraz daha güçlü ve dayanıklı. Girişe de geldiğinizde gayet ferah. Zaten karşımızda harika bir manzara var. Ve burayı bırakmadan önce birkaç detaydan bahsetmek istiyorum. Önce şöyle gelelim. Burada gördüğünüz sanat eseri yaklaşık 2,5 ton ağırlığında. Tamamıyla çelikten yapılmış. Ağırlığı da çok fazla olduğu için hem altına bir kolon yapma ihtiyacı duymuşlar hem de tavana monte edilmiş. Bu da Hindistan'dan tek parça haline gelmiş bu arada. Bunu da buraya yerleştirmek için insanlarla böyle bir halat sistemi yaratmışlar diyeyim. Çok hoş duruyor. Tavana bağlı çok güzel bir koltuğumuz var burada da. Evin girişi zaten gayet modern ve tamamıyla açık. Girişi de salondan ayırmak için buraya böyle bir güzel bir dekorasyon yapmışlar ki kapıyla ana salon arasında birazcık farklılık olsun. Zaten buraya da geldiğimizde ana salonun kendisine geliyoruz. Ortasında çok güzel bir kahve masası var. Koltuklarımız harika. Birçoğu da zaten Roberto Cavalli'den. Üzerimizdeki avize custom, bu eve özel. Yaklaşık 150 bin dolar değerinde ve zaten yakından da bakarsanız işçiliği olsun, kesimleri, metal fabrikasyonu, kullanılan doğal taşlar harika bu ev için dizayn edilmiş. Salon gördüğünüz gibi motorize camlarla tamamıyla arka bahçeye ve bu harika manzaraya açılıyor. Sol tarafımızda böyle bir sanat eseri daha var. Bu traverten tonlarında olan duvara birazcık bir farklılık yaratabilmek için. Harika bir oda. Ne diyorsun abi? Abi oda harika, evin girişi muhteşem, kullanılan malzemeler muhteşem. Bence modern bir saraydayız gibi. Kesinlikle, bana da zaten öyle geliyor. Daha da önemlisi motorize cam kapılar açılıyor, arka bahçeyle iç içesiniz. Manzara çok hoş. Ne diyeyim, burası sizin ana salonunuz. Şimdi ana salondan yemek masasına doğru devam etmektense herkesi bu tarafa getirmek istiyorum. Çünkü sol cephemizde iki tane odamız var, hemen oraları gezelim. Sol taraftaki kapı ofise açılıyor. Bu ofis gerçekten çok güzel. Hemen ortasındaki masadan birazcık bahsetmek istiyorum. Giorgetti'nin bir masası. Sanki Boeing 777'nin içerisinden alınıp buraya konmuş gibi. O kadar güzel ki gerek çizgileri olsun, gerek kullanılan malzemeleri, işçiliği harika duruyor. Koltuk da ona eşleşiyor.
Arka tarafa baktığımızda glass art dediğimiz yani camdan yapılmış bir sanat eseri var. Arkası da ışıklandırılmış. Sol tarafımızda aynı Euro sistemin grisili camları var motorize. Onu açtıktan sonra da arka tarafında diklemesine alüminyumdan yapılmış, İngilizce'de louver dediğimiz çok güzel böyle bir modern panjur sistemi var. Onu da açabiliyorsunuz. Böylece isteyen ön kapıdan değil, direkt bu yan kapıdan sizin ofisinize de gelebiliyor. Arka tarafımıza baktığımızda çok güzel mermerden bir duvarımız var. Leather finish yani üzerindeki pürtüzleri hissedebiliyorsunuz. Aralarında satinden pirinç işlemeler yapılmış. Açık raflarınız çok güzel bir ofis. Şimdi turumuza devam ediyoruz. Karşı tarafta bu katta bulunan ilk misafir odamız var. Öncelikle banyosundan başlamak isterim. Falper'in çok özel bir burada lavabo sistemi var. Sanki duvarın içerisine karışıyormuş gibi. Arkasında mozaikten işlenilmiş bir duvar. LED ışıklı aynamız. Agat dediğimiz doğal bir taş kullanılmış. Arkası da ışıklandırılıp böyle güzel bir dekorasyon haline getirilmiş. Bu tarafta da aynı taştan var. Pirinçten raflarımız, tuvaletimiz, çok güzel duşumuz, yağmur başlığı. İhtiyacınız olan her şey bu banyoda var ve devam da edersek size direkt yatak odasına getiriyorum. Bu evin her bir odası, her bir köşesi gerçekten çok özenilerek dizayn edilmiş. Her bir yere baktığınızda farklı bir mobilya, farklı bir örtü, farklı bir desen görüyorsunuz. Bu da çok hoş bir yatak odası. Evin geri kalanından birazcık ayrı. Dolayısıyla misafirler için çok güzel bir oda. Zaten motorize kapılarınız yine arka bahçeye açılıyor. Havuzumuz orada, manzaramız çok güzel. Bu tarafa da baktığımızda iki kişilik yatağımız, arkasında agat duvarımız var yine ışıklandırılmış. Poliform kabinelerimiz, cam kapılarımız açılıyor. Gayet güzel bir yatak odası. Şimdi tekrar sizi ana salonun oraya götüreceğim. Oradan turumuza devam edeceğiz. Ofisi dolaştık, girişi dolaştık. Evin gerçekten görüntüsü, dizaynı, her şeyi çok hoş. Ve bu tarafa da geldiğimizde tam karşımızda yemek masamız var. Ama önce size bu kolonlardan bahsetmek istiyorum. Bunlara havyar kaplama diyorlar. Çünkü taşlara baktığınızda sanki havyara benziyor birazcık. Kolonları böyle sade bir şekilde bırakmak yerine onu da evin dizaynının bir parçası yapmak istemişler. Böyle de güzel bir desen getirmişler. Şimdi yemek masasına geçelim ya da yemek odasına. Hinge'in yine çok güzel bir mermer masası kullanılmış. Harika duruyor. Gerek çizgileri gerek fabrikasyonu. 8 kişi çok rahat bir şekilde oturabiliyor. Üzerinde yine Hinge'in çok uzun, benim hayatımda gördüğüm en uzun avizesi var. Eve yakışmış, bu evin minimalist çizgilerine de çok güzel uyuyor. Arka tarafımızda da doğal taştan yapılmış çok güzel yine Hinge'in bir dolabı var yemek masası için. Cam kapılarınız açılıyor, arka bahçeniz burada. Burası da çok güzel bir oda. Şimdi sizi bu tarafa götüreceğim. Biliyorum burada merdiven var ama tam karşıda iki tane detay var, onlardan bahsetmek istiyorum. Yemek masası için ya da yemek bölümü için buraya çok güzel bir aksesuara olan ya da böyle pirinçten dizayn edilmiş. Buna İngilizce'de British Gold diyorlar. Yani çok satin olan bir pirinç rengi. Güzel raflar yapılmış. İşte şarap bardaklarınız falan olsun diye. Burada da ikincisi var. Bu aynanın dizaynı da age mirror. Yani böyle eskitilmiş ayna görüntüsü. Buradan da girdiğimizde iki tane yarım banyomuz var. Buradaki iki lavaboyu yine tamamıyla agat taşından yapmışlar. Ve çok farklı duruyor. Işıklandırılması, içindeki desenleri, aksor muslukları. Bir de arka tarafa baktığımızda böyle buna rocky wall diyorlar. Yani işte sanki dağın içinde olan taşlarmış gibi gözüken bir arka duvarımız var. İki tane aynamız var. Bu sol tarafla sağ taraf sanki birbirinin replikası gibi duruyor. Çok enteresan bir dizayn olmuş. Sağ tarafımızda tuvaletimiz var. Gayet güzel bir banyo. Şimdi tekrar yemek masasının oraya çıkacağız. Sağ tarafımızda 3 tarafı cam olan asansörümüz var. İçerisine de bakarsanız bir tarafında mermer, bir tarafında rocky wall, bir tarafında duvar kağıdı. Oranın içerisinde bile çok güzel bir şekilde dizayn etmişler. Buradaki kapımız bu evin çalışanlarının arka holüne açılıyor. Böylece şef mutfağından ya da ikinci merdivenden burada arka tarafta çok güzel işlerinizi halledip direkt salona gelebiliyorsunuz. Şimdi merdivenden birazcık bahsedeceğim. Bu ana merdivenimiz. Zaten bütün dizayn tamamıyla doğal taş ve çelikten yapılmış. Enes çelik nerede derseniz, çelik bu merdivenin ana kolonu yani yükünü taşıyan kısmı. Ama bütün yüzeylere baktığımızda çok güzel bir şekilde bu siyah mermerle kaplanılmış. Desenler tamamıyla eşleştirilmiş. Altında yine çok güzel agetten bir dizayn yapılmış burada yer zemini olarak. Piyanomuz var. Sol tarafa da bakarsanız bu mermer duvarların arasına hafif rocky wall kısımları yapılmış. Orası ışıklandırılıp çok güzel parlatılmış. Yani çok çılgın, çok
göz ve dikkat çeken bir merdiven dizaynımız var. Ortasında inanılmaz bir hinge avizemiz. Merdivenin tutulacak yani hand railing dediğimiz kısımlarını bile mermerden yapmışlar. Ne diyeyim, harika bir dizayn olmuş. Eve girdiğinizde zaten ilk gördüğünüz yerlerden birisi. Şimdi salondaki turumuz bu kadar. Sizi bu tarafa getireceğim. Burada da aile salonumuz var. Arkasında mutfağımız. Yine çok güzel bir oda. Karşımızda, sol tarafımızda cam panellerimiz yine tamamıyla açılıyor. Bu salonu direkt arka bahçeye bağlıyor. Dubai'nin iklimi yılda 8-9 ay çok güzel. Rahatlıkla bu cam kapıları açabiliyorsunuz. Bu güzel iklimden de yararlanabiliyorsunuz. Burada Bang & Olufsen'ın 90 bin dolarlık televizyonu var. Bayağı iddialı bir çalışma. Çok orijinal duruyor. Yani o kadar güzel bir televizyon ki sanki böyle bir Porsche alıyormuşsunuz edası var. Yani yaklaşınca detaylarını görüyorsunuz. Kullanılan malzemeleri, her şey çok güzel. Oturma alanımız burada. L şeklinde bir koltuğumuz, iki tane de koltuk sol tarafta. Üzerimizdeki ışıklandırma dizaynı gerçekten çok farklı. Biz daha önce hiçbir evde böyle bir dizayn görmedik. Artık sayısını da bilmiyorum ama herhalde böyle 50 ile 60'a yakın cam ışıklandırmalarımız var üstümüzde. Gayet güzel duruyor ve turumuza da devam edersek burada da bir tane daha kolonumuz var. Onu da yine havyarla kaplamışlar diyeyim artık. Ve bu açılma dizaynını yapmışlar ki normal sıkıcı bir kolon olacağına böyle birazcık daha farklı dikkat çeken bir kolon detayı yapmak için. Şimdi devam ediyoruz turumuza. Oturma alanımız burası. Tam arkasında informal dediğimiz yani biraz daha sıcak, biraz daha samimi, mutfağın yanında olan bir oturma alanımız var. Minotti'nin mermer masası, 4 tane koltuğumuz, ışıklandırması üzerinde gerçekten çok hoş bir masa. Zaten buradaki tabaklara, aksesuarlara da baktığınızda bu eve harcanan detayı, bu eve harcanan emeği çok net görebiliyorsunuz. Şimdi bu tarafa geçelim. Burada da mutfağımız var. Önce adadan başlamak istiyorum. Ada Henge tarafından yapılmış. Henge bir şirket bu arada, mobilya şirketi. Tamamıyla mermerle kaplı. Hatta çizgileri bile birleştirilmiş. Ve kapıları bazen o kadar ağır ki bastığınızda motorlar kapıları geriye açıyor. Ki ağırlığını çok rahat bir şekilde kompanse edebilsin diye. Açılarına da baktığınızda çok farklı kesitlerle, çok farklı şekilde fabrike edilmiş. Gerçekten çok hoş duruyor. Burada da lavabomuz var. Güzel bir drying rack dediğimiz işte. Alçak kısmı ki işte yıkadığınız tabaklarınızı, çanaklarınızı buraya koyuyorsunuz. Suyu da hafif bir şekilde akara gidiyor. Bu tarafa geldiğimizde tamamıyla Polyform'un dolaplarını görebilirsiniz. Gazlı ocağımız var, fırınımız, davlumbazı üzerinde. Üstteki kabinelerimiz tavana kadar gidiyor. Fırınımız, espresso makinemiz. Burada da buzdolabı ve buzluğumuz var. Diğer tarafa geçersek de burada şef mutfağı var. Şimdi böyle evlerde yaşayan insanların genelde çalışanları oluyor. Çünkü ev çok büyük. Dubai'de yaşıyorsunuz. Burada servis kültürü çok popüler. Dolayısıyla şef mutfağı aslında ana mutfaktan çok daha fazla kullanılıyor. Burada da normal mutfakta olduğu gibi gazlı ocağımız, fırınımız, aynı Polyform kabinelerimiz, güzel stainless steel böyle biraz daha ticari olan bir lavabomuz. 3 tane de buzdolabı ve buzluğumuz var. Gayet boyut iyi. Ortasında adası var. Gördüğünüz gibi prizlerimizi burada çok güzel bir şekilde tezgahın içine de saklamışlar. Ve daha da iyisi burada da dumbwaiter'ımız var. Yani bu nedir? Yemek asansörü. Evin en alt katından en üst katına kadar çıkan yemekleri taşıyabileceğiniz hizmet için ya da hizmeti kolaylaştıran bir asansör detayı, ondan da bahsetmek istedim. Şimdi turumuza devam edelim. Burada arka tarafta bir holümüz daha var. Bu hol yine çalışanlar için yapılmış. Burada gördüğünüz kapı çamaşır odasına açılıyor. İki çamaşır makinesi, iki kurutucumuz, lavabomuz. Buradaki kapı da bu evde çalışanların kaldığı odaya açılıyor. İki tane tek kişilik yatağımız, full banyosu, her şeyi var. Sondaki kapı dışarıya açılıyor. Böylece çalışanlar direkt dışarıdan bu taraftan geçebilsin diye. Merdivenimiz alt kata ve üst katlara çıkıyor. Ve son olarak da buradaki kapı sizi tekrar ana salona getiriyor. Ve böylece birinci kattaki turumuz burada bitiyor. Şimdi dışarıya çıkıp bir de arka bahçeyi dolaşalım. Arka bahçe turumuza evin yan tarafından başlayacağız. Evin ön tarafında da bahsettim. Burada bir yürüyüş yolumuz var. Arabanızı çok rahatlıkla yarı yola kadar park edebiliyorsunuz. Böylece arka bahçeye bir şey getirmek istediğinizde ya da bir caterer geldiğinde çok rahat bir şekilde buradan gelebiliyor. İki tane dışarıda duşumuz var ve zaten bu tarafta direkt size arka bahçeyi çıkartıyor. Bu evin arka bahçesi inanılmaz. Manzaramız çok güzel. Bu tarafı size anlatmadan önce birazcık buradaki bu yarı kapalı barbekü alanından bahsetmek istiyorum. Novara Outdoor Kitchen, yani Novara dışarıdaki mutfağımız var. Çok güzel bir ızgarası, gazlı ocağı, buzdolabımız burada.
Ve gayet güzel modern bir görüntüsü var. Zaten bu barbekü alanını da çok modern bir şekilde dizayn etmişler. Bu louver'lar, yani bu açıklıklar olsun, doğal taş kaplama olsun yerlerdeki, duvardaki. Bu da Patagonia Quartzite. Çok güzel bir doğal taş. Buraya da doğal taş çizgisini koruyan güzel bir tezgah yapmışlar. Hatta tezgah da uzuyor böyle. Yer tarafında lavabosu var. Gayet hoş. Bu tarafa da geçersek, burada da uzanmanız için yapılmış güzel bir floating lounging chair. Yani böyle havada duran uzanma koltuğu diyeyim artık. Esprisi tek kolonu oluşuyor. Yani iki tarafında kolonu yok. Dolayısıyla buradaki kolonu altındaki bir beton kolona bağlı. Sallanmak için, uzanıp bu harika manzaraya bakmak için çok güzel bir yer. Şimdi devam edelim. Havuzumuz sol tarafımızda. Evin mimarisi harika. Birinci ve ikinci katı birazcık dışarıya çıkartmışlar. O dışarıya çıkan alanlar zaten balkon olarak kullanılmış. Fakat o bölümlerini de çok güzel bir şekilde travertenle kaplamışlar. Altına LED ışık koyup daha da renklendirmişler. Bir de ikinci kattaki çıkıntının altında da bir 45 derecelik bir yapı, bir dizayn vermişler ki böyle, buna tapering diyorlar. Yani aslında o dik çizgileri birazcık daha yumuşatıp birazcık daha eve sıcak bir görüntü vermişler. Gerçekten evin mimarisi çok harika duruyor. İnce profilli cam kapılarımız tamamıyla evin birinci ve ikinci katını bu manzaraya ve arka bahçeye açıyor. Burada birinci misafir odamız var. Burada ana salonumuz var. Dediğim gibi cam kapılar açılıyor. Dışarıda çok güzel oturma takımlarınız, yemek masanız var. Bu kısmı da evin aile odası. Cam kapılarını açtık ki bir de açık görün istedik. Yerde travertenimiz var. Ve bu arka bahçenin tam ortasında da çok güzel havuzumuz var. İki tane bağ şerefi olan, ortasında jacuzzi. Ve bu havuzun içindeki dizaynı tamamıyla doğal taşlardan yapmışlar. Ve bu doğal taşlar tamamıyla bu havuza özel kesilmiş. Yani her bir boyutu tamamıyla mükemmel. Aynı zamanda bu havuzun yalıtımını da çok dikkatli bir şekilde yapmışlar. Çünkü tam altında bu evin garajı var. O garajı korumaları gerekiyor. Dolayısıyla buradaki yalıtıma fazlasıyla dikkat verilmiş. Şimdi bu tarafa gelirsek dışarıdaki yemek masamız var. Zaten tabakları, kullanılan aksesuarları görüyorsunuz. Her şey çok kaliteli. Aile salonunuza da ve mutfağınıza da çok yakın. Dolayısıyla içeriden dışarıya girmek de çok rahat oluyor. Burada ufak bir çim alanımız var. Palmiye ağaçlarınız, gayet güzel bir arka bahçe ve buradan da merdivenler sizi plaja indiriyor. Bana çok enteresan geliyor. Evinizden 15 saniye yürüyüp bu kadar büyük bir denize, bu kadar büyük bir kanala, bu kadar yakın oluyor olabilmeniz. Gayrimenkulde en çok konuşulan şeylerden birisi lokasyonun önemidir. Son zamanlarda videolarımızı izliyorsanız Dubai'de gitgide daha çok zaman geçirdiğimizi görüyorsunuzdur. Burada olmak bambaşka. Hayat burada çok hızlı bir akış içerisinde. Bu devasa Palm Jumeirah projesi sadece 21 yıl önce inşa edilmeye başladı. Ve bugün 100 binden fazla insana ev sahipliği yapıyor. İnsanları Palm Jumeirah'ya çeken tek şey sadece buradaki evler değil, AVM'ler, aynı zamanda içerisinde bulunan lüks oteller ve sunduğu yaşam stili. Ekibimizle yaptığımız yolculuklarda dünyanın en büyük ve lüks projelerini gezme fırsatı buluyoruz. Ama Palm Jumeirah başlı başına bir sanat eseri. Evlere, gökdelenlere ve ultra modern bir şehir yapısına sahip Palm Jumeirah, dünyanın her bir yerinden gelen elit kesimin dikkatini çekiyor. İş ve yaşam stilini çok iyi bir şekilde harmanlayan Palm Jumeirah, heyecanlı gece hayatıyla da Basra Körfezi'nin güzel sularına sürekli erişim sunuyor. Palm Jumeirah'ın sularında elektrikli surfboard'una binmek bana bu projeye başka bir açıdan bakma fırsatını verdi. Böyle bir yapının varoluşu ve bugün geldiği konum, Dubai'nin vizyonunu ve insanoğlunun mühendislik sınırlarını ne kadar zorlayabileceğinin inanılmaz bir kanıtı. Burada gözünüzün gördüğü her şey tamamıyla insan yapımı ve Palm'ın mimarisine de bakarsanız genelde daha çok traditional evler var. Fakat bu kısmında Palm'ın ya da bu front'ta evler çok çok daha modern. Biz de en güzellerinden birini dolaşıyoruz. Zaten arka bahçeyi gördünüz. Evin harika bir mimarisi var. Burada da basamaklarınız sizi arka bahçenize direkt bağlıyor. Ve ana kattaki ve arka bahçedeki turumuz da burada bitiyor. Şimdi içeriye girip bir de alt kata dolaşalım. Şimdi de alt kattayız. Sağ tarafımızda merdiven bizi bu kata getiriyor. Bu kapıdan da çıktığımızda sağ tarafımızda panellenmiş bir kapımız var. Bunun arkasında bu evin havuzunun pompası, elektrik panelleri, utility area'sı ve devam da edersek buradaki gizli kapı bizi şoförün odasına getiriyor. Şoförün odası diyorum çünkü Dubai'de ya da UAE kültüründe şoförlerin yeri çok önemli. Zaten böyle bir garajınız varsa büyük ihtimal şoförünüz de var. Burada tek kişilik yatağınız, kabineleriniz, full banyonuz, kendi çamaşır makinesi olan gayet güzel bir oda. Şimdi içeriye tekrar giriyorum. Harika bir araba galerisi.
Zaten buradaki arabalarımız da inanılmaz. Dubai'de yerin altında bir garaja sahip olmak kolay bir şey değil. Özellikle Palm Jumeirah'da. Çünkü denize çok yakınsınız. Su seviyesi aşağı yukarı buraya geliyor. Dolayısıyla böyle bir garaj yaptığınızda çok iyi bir şekilde izole etmeniz lazım. Şimdi size birazcık arabalardan bahsetmek istiyorum. Yine arabalar First Motors'dan geldi. Bu arada First Motors'a birkaç ay önce gittik. Orada inanılmaz bir araba galerisi turu yaptık. O turu da Türkçe altyazı ile izleyebilirsiniz. Bu arabaların bir kısmı da zaten oradaydı. Dünyanın en çılgın galerisi, kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Linkini videonun altına koyacağız. Şimdi arabalardan başlayalım. Burada gördüğünüz McLaren SLR 722S modeli. Dünyada 150 tane var. Üstü açık bir araba. Yaklaşık değeri 1.4 milyon dolar. Yan tarafındaki araba bu garajdaki en pahalı araba Bugatti Divo. Dünyada 40 tane var. Piyasa değeri 10 milyon dolar. Hatta size şöyle göstereyim, bize de anahtarını verdiler. Çalıştırmak istemiyorum, çok değerli bir araba ama sizin için bir kapılarını açtığında ışıkları da böyle çok güzel bir animasyon yapıyor. Dünyada 40 tane var, bir tanesi burada Dubai'de. Şimdi turumuza devam edelim. Burada daha enteresan bir çalışma var. McLaren Senna, dünyada 500 tane var bundan. Bunu da bana anahtarını verdiler. Bunu da bana anahtarını verdikleri için ben de bir çalıştırayım istedim. Zaten içine girdiğinizde görüyorsunuz, kapısı da çok farklı açılıyor. Buraya kadar da gelmişken bu arabayı bir deneyelim. İçine zaten çok zor girdim. Sesi de gayet hoş. Sesi gayet inanılmaz. Sesi daha da güzel zaten kendisinden. Daha fazla da ses çıkartmadan turumuza devam edelim. Buradaki araba Porsche 911 GT2 RS Wizac Edition. Yaklaşık değeri 400 bin dolar. Ferrari 488, 750 bin dolar. Yan tarafındaki araba Aston Martin V8 Series 3. İki tane James Bond'un filminde oynamış harika bir araba. Bir tanesi No Time To Die, ikincisi de Living Daylights. 250 bin dolar değerinde. Burada güzel böyle bir camdan sanat eserimiz var. Ve son olarak da 100 bin dolarlık Lamborghini Ducati'nin motosikleti. Ben hayatımda bunu ilk defa görüyorum. Bu da inanılmaz duruyor. Zaten bu tur ev turundan birazcık galeri turuna döndü ama arabalar çok güzel. Yapmamız lazımdı. First Motors'a tekrar çok teşekkür ediyorum bu arabaları da buraya getirdikleri için. Ve alt kattaki turumuz da burada bitiyor. Şimdi merdivene tekrar gidip bir de birinci kata dolaşalım. Şimdi de bu evin birinci katındayız. Bu katta 4 tane yatak odamız var. Bu kapı ana yatak odasına açılıyor. Tabii ki de orayı birazdan gezeceğiz. Şimdi bu tarafa geliyorum. Merdivenimiz çok güzel. Zaten dizayn elementlerinden de alt katta bahsettim. Bu hole de takip edersek burası bizi çok enteresan bir odaya çıkartıyor. Şimdi çalışanların kullandığı arkadaki merdiven burada. Buradan da devam edersek berber odasına geliyoruz. Evet, beni doğru duydunuz. Berber odası. Bu katta olan odalardan birini böyle bir şekilde dizayn etmek istemişler. Berber koltuğu benim hayatımda gördüğüm en güzel koltuklardan birisi. Burada açık raflarımız var. Bu tarafta da işte normal berber tezgahı diyeyim artık ama bu çok kaliteli bir berber tezgahı. Işıklandırması olsun, arkadaki panelleri olsun, her şey çok güzel duruyor. Ve bu tarafta da yine bir full banyomuz var. Lavabosu, duşu, ihtiyacınız olan her şey burada da var. Yani isterseniz burası sizin 5. yatak odanız olabilir bu kattaki. Şimdi geri geliyoruz hole. Buradan turumuza devam ediyoruz. Sol tarafımız asansörümüz. Burada bir utility odamız var. Devam da edersek sağ tarafımızda bu kattaki bulunan 1. yatak odası var. Herkese böyle getirmek istiyorum. Çok güzel çift kişilik bir yatağımız. Arkasında çok güzel cam paneli. Üzerinde de farklı bir panel dizayn edilmiş. Burada İngilizce'de rose gold diyoruz. Türkçesini bilmiyorum. Rose gold renginde çok güzel de bir ışıklandırmamız var. Tavana asılmış. Daha da önemlisi bu taraftaki manzaramız harika. Palm Jumeirah'ı görüyoruz. Denizin rengi inanılmaz. Altta arka bahçemiz var. Manzaraları bu evin çok güzel. Yine motorize cam kapılar bu katta bulunan balkona açılıyor. Şimdi banyoya gezelim. Banyo daha da enteresan. Hatta birazcık da çılgın. Önce küvetten bahsetmek istiyorum. Tamamıyla karbon fiberden yapılmış bir dizayn. İki taraftan duvarlara bağlı. Altı tamamıyla açık. Altında da özel bir akarı var. Benim hayatımda gördüğüm en çılgın, en farklı küvet dizaynlarından birisi. Kocaman bir cam panelimiz de burada var. Manzaraya bakıyor. Alpaca'dan da zaten ben bunları bekliyorum. Yani sürekli sınırları zorlayıp bir şeyleri farklı yapma, bir şeyleri ileriye taşıma konusunda gerçekten çok motiveler. Buraya da böyle bir enteresan, birazcık daha o geleceğin
çizgilerini yakalamaya çalışan bir banyo dizaynı yapmışlar. Burada lavabomuz var, duşumuz, tuvalet odamız. Diğer banyolarda olduğu gibi burası da gayet güzel. Şimdi turumuza devam edersek sağ tarafımızda giyinme odamız var. Hep poliform ve buraya da geri geldiğimizde holümüzdeyiz şu an. Tam karşıda da sinemamız var. Biliyorsunuz biz bu kanalda sürekli evler geziyoruz. Sürekli inanılmaz sinemalar görüyoruz. Gördüğümüz sinemaların çoğu bu sinemadan birazcık daha büyük. Öyle diyelim en azından. Fakat büyük demek çok güzel anlamına gelmiyor. Bakın burada gördüğünüz gibi ufak bir sinema odasını ne kadar güzel değerlendirmişler. Gerek kaplamaları olsun, gerek halısı olsun, gerek burada arkada kullanılan sarı renkteki koltuklar çok enerjik, izolasyonu çok yüksek olan, üstünde starlight ışığı olan çok güzel bir sinema odası yapılmış. Arkadaki portre de birazcık enteresan bir dokunuş veriyor. Alpagaya ve design takımına da LV Design bu evin conceptual architecture'ını yapmış. Yani çizim vizyonunu belirlemiş diyelim. Ve CK Architecture'da içinin tamamıyla dizaynı yapmış. Bence çok güzel bir şekilde burada da bu sinemayı bitirmişler. Evin geri kalanı da zaten harika görüyorsunuz. Dediğim gibi bir şeyin büyük olması, pahalı olması, güzel olması anlamına gelmiyor. Vizyon olunca bu kadar ufak bir alandan bile harika bir sinema odası çıkıyor. Şimdi hole geri çıkıyoruz, tura devam ediyoruz. Hol'ün bu kısmı da evin giriş kısmına bakıyor. Zaten girişte de bahsettik çatı yüksekliğinden. Hengin bu mermer ışıklandırma sistemi gerçekten çok hoş. Traverten tonları görüyoruz. Hemen buraya gelelim. Burada bir tane daha yatak odamız var. Bu kattaki dolaştığımız birinci yatak odasına çok benziyor. Yine aynı desenler, aynı renkler kullanılmış. Sadece çok ufak farklılıklar var. Bu rose gold ışıklandırma sistemini burada da kullanmışlar. Poliform kabinelerimiz. Harika bir manzaramız, full banyomuz da burada ve diğer banyoda da olduğu gibi bu karbon fiber küvetimizi burada da kullanmışlar. Satin bronze, yani Türkçesini artık bilmiyorum, galiba koyu renksiz olan bronze aksesuarın aksesuarlarını kullanmışlar. Çok kaliteli duruyor. Duşumuz, tuvaletimiz, her şeyimiz bu odada da var. Şimdi iki tane yatak odası dolaştık şu ana kadar, berber odasını dolaştık. Bu tarafa da geri geldiğimizde bu holün sonunda junior yatak odası var. Yani junior yatak odası nedir? Ana yatak odasından sonra gelen en büyük yatak odası. Bu benim en sevdiğim odalardan birisi. Tamamıyla sol cephede. Manzarası zaten çok güzel. Cam kapılar yine arka bahçeye bakan balkona açılıyor. Çift kişilik yatağımız var. Zaten buradaki detayları, desenleri, yastıkları her şeyi çok rahat görebiliyorsunuz. Fazlasıyla özenilmiş bir oda. Sol ve sağ tarafta cam paneller var. Arkası boyanmış. Sonra onlar deri panellere dönüşüyor. Ondan sonra yine bir tane daha deri panelimiz var. Böyle 3 katlı, arkaya çok fazla derinlik veren güzel bir dekorasyon yapılmış. Girişte merdivenin orada gördüğümüz hinge ışıklandırma sistemini burada tavana ve duvarlara da monte etmişler. Biraz böyle aslında bir custom fabrication gibi olmuş. Tam karşısında biraz daha geleceğe uygun su buharından yangın görüntüsü yaratan bir şömine dizaynı televizyonumuz. Buradaki mermerimiz de acayip hoş. Aralarına yine böyle siyah tonlarda bir metal çizgi çekilmiş. Roberto Cavalli'nin çok güzel bir dolap dizaynı var. Sanki bu böyle bir piyano ya da bir Rolls Royce'in yaptığı bir eşya gibi duruyor. Diğer tarafa da geçtiğimizde yine poliform kabinelerimiz var. Bunlar fully spec'ted, yani her bir rayı, ışıklandırması, her şey askılarına kadar poliform. Devam ettiğimizde bir harika banyomuz daha var burada. Bu da evin çok şık banyolarından birisi. CK Architecture'a buradan şapkamı çıkartıyorum. Çok güzel dizayn etmişler. Lavabodan başlayacağım. Tamamıyla seramikten bir fabrikasyonumuz var. Akarları saklı, aksorun muslukları kullanılmış. Altına da böyle köşeleri birazcık yuvarlayan bir dolap dizaynı yapmışlar. Sonra da o yuvarlanan hatlar yukarıda aynanın üzerinden devam ediyor. Yani aslında böyle tamamıyla kohesif bir parça olarak dizayn edilmiş. Arkadaki duvarımız çok güzel. Burada açık raflarımız var. Rocky Wall'la beraber. Skylight'ımız, küvetimiz. Küvetin arkasında harika bir taş panelimiz daha var. Bookmatch ve devamında da yine bir duşumuz. Yağmur başlığımız yanında tuvaleti ve bidesi var. Gayet hoş bir banyo. Şimdi sizi tekrar birinci kattaki merdiveni oraya geri götüreceğim. Buradan da turumuza ana yatak odasıyla devam ediyoruz. Bu yatak odası gerçekten inanılmaz. Eve dışarıdan baktığınızda sağ cephede dışarıya doğru çıkıyor. Dolayısıyla biraz daha evin geri kalanından tamamıyla kopuk. Biraz daha manzarası daha büyük ve daha geniş diyeyim. Çünkü sol cephede ve tam karşıda cam panellerimiz yine hep açılıyor. Manzaramız çok güzel. Royal Atlantis'i de buradan görebiliyorsunuz. Dışarısı sanki bir dijital çekim gibi duruyor. Yani
o kadar değişik bir yerdeyiz ki Palm Jumeirah tamamıyla insanların yapmış olduğu bir ada. Burada gördüğünüz her şey tamamıyla fabrikasyon. Fakat fabrikasyon derken bunu kötü anlamda anlatmak istemiyorum. Yani insanoğlunun vizyonunun ne kadar ileriye gidebileceğini gösteren bir fabrikasyon. Bu evler de inanılmaz. Alpaca da burada yaptıkları evlerle bu sınırı ya da bu vizyonu yukarıya taşımak istiyorlar. Evler çok güzel. Bu da harika bir yatak odası. Tabii ki de bundan bahsetmem lazım. Tavana bağlı bir bubble chair'imiz var. Odanın tam ortasında da yatağımız var. Bu tarafta Bang & Olufsen televizyonumuz. Yatağı size gösterdim ama aslında Alpago'nun buraya order etmiş olduğu çok inanılmaz Aston Martin bir yatağı var. Maalesef biz çekimleri yaparken o yatağı yetiştiremediler. Umuyorum ya bize çizimlerini yollarlar ya da biz bu videoyu editlediğimiz zaman da o yatakla bu odanın görüntülerini almış oluruz. Sizlerle de paylaşırız ama eminim bu yatak zaten inanılmaz duruyor. Aston Martin yatağı çok çok daha güzel duracaktır. Sağ tarafımda bir tablomuz var. Dubai'nin suya yansımasını yansıtan bir çizim. Üzerine de böyle metal lattice dediğimiz değişik bir artwork yapmışlar. Televizyon köşede, motorize camlarımız, rocky wall arka duvarda, ufak bir katalandan dresserımız var. Çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş harika bir ana yatak odası. Şimdi bu kapıdan geçiyoruz ve ana banyoya geliyoruz. Zaten böyle bir ana yatak odasına da böyle geniş, güzel bir ana banyo yakışır. Sol tarafımızda giyinme odası ya da giyinme kısmı var diyeyim. Yine polifon kabineler yerden tavana kadar yükseltilmiş. Her türlü rayı, aksesuar yapılmış. Ortada adamımız var, üstü deriyle kaplı. Çok güzel bir oda. Ve zaten yani kıyafetleriniz aslında bile her şey burada eminim çok güzel gözüküyordur. Daha da iyi bir detay. Arkamda da özel bir odamız var. Hem ekstra giyinme odası olarak kullanabilirsiniz. İçinde safe'i var ya da safe room olarak kullanabilirsiniz. Yani Allah korusun bir terslik olduğunda buraya saklanabiliyorsunuz. Tamamıyla betondan yapılmış bir duvar var arkasında. Hatta burada da gizli giriş kodunuz var. Böyle de bir safe room detayı koymak istemişler. Şimdi banyonun geri kalanını dolaşalım. Burada tuvaletimiz, bidemiz bir cam bölümün içerisinde. Burada lavabo dizaynımız var. Bu lavabonun 1001 tane detayı var. Öncelikle şu tarafından başlayacağım. Bu bir aslında ayakkabı. Bir düğmeye bastığınızda yukarıya kalkıyor. Ayakkabının topuğu da altta kolon olarak kullanılmış. Sonra alttaki taş fabrikasyonu buradan başlayıp yan duvara kadar gidip lavaboyu duştan ayırıyor. Lavabonun kendisine geri geldiğimizde aksesuarın yine üzerinde mermer olan muslukları kullanılmış. Aynalarımızın arkasında LED ışığı var. Bu tarafta da erkek için bıyıklı bir dolap dizaynı yapılmış. Gerçekten böyle enerjisi genç, farklı, yaratıcı bir lavabo dizaynımız. Arkamda Tiger Onyx, yani Aslan Onyx taşından yapılmış. Tamamıyla büyük bir slab'den karvedilerek yani kazılarak yaratılmış bir küvetimiz var. Bunun ben ağırlığını düşünmek bile istemiyorum artık. Bunu buraya monte etmişler, arkasına da ışıklandırma yapmışlar. Geri kalanı da böyle bir artistik seramik döşemesiyle dekor haline getirilmiş. Çok güzel, çok genç ve yaratıcı duruyor. Ve son olarak da tamamıyla açık olan, çok geniş, çok ferah duşumuz var. Yağmur başlığımız yukarıda. Aksesuarın yine hep aksesuarları bronz. Kocaman bir cam panelimiz var. Manzaramız harika. Burada da bir otomatik perdemiz var. O otomatik perdeyi de kapattığınızda şuradaki basamağın etrafına bile bir kesinti atmışlar ki tamamıyla blackout burayı yapabilsin diye. Ve birinci kattaki turumuz da burada bitiyor. Şimdi merdivene tekrar gidiyoruz. Bir de ikinci kata dolaşıyoruz. Ve şimdi de en üst kattayız. Merdivenler sizi buraya getiriyor. Sağ tarafımızdaki cam kapılar açılıp sizi direkt çatı katına çıkartıyor. Ama önce herkesi buraya getireceğim. Burada ufak bir mutfağımız var. Espresso makinemiz, mikrodalga kabinelerimiz. Ve devam da edersek sol ve sağ tarafında iki tane dışarıya açılan kapılarımız var. Bunlar sizi air conditioninglerin ve evin diğer aksamlarının olduğu bölümlerine çıkartıyor. Buralardan da aynı zamanda çatıda olan solar panellere de gidebiliyorsunuz. Şimdi asansörümüz de burada, bu kata kadar geliyor. Yan tarafında da ufak bir banyomuz var ya da yarım banyomuz. Fabrike edilmiş bir lavabo dizaynı. Arkasında çok güzel bir mozaik duvarı, aynamız, mermer duvarımız. Hatta buraya güller bile koymuşlar ki birazcık daha banyo sıcak olsun diye. Şimdi turumuza da devam edelim. Burada bir kapımız var. Bu kapı da bizi jime getiriyor. Bu evin jime gerçekten çok güzel ve çok heyecanlı. Yerleri parke döşemişler. Tamamıyla açık şu an cam kapıları da açtık. Zaten manzaramız harika.
Hep teknojim, ekipmanlar kullanılmış. Burada güzel bir aynadan duvarımız var, televizyonumuz. Tavandaki çizgi ışıklar çok güzel. Buna da İngilizce'de stencil diyoruz. Yani böyle bir metal dizayn, hatta duvara kadar da geliyor. Köşede full banyomuz var. Duşumuz, lavabomuz, ihtiyacınız olan cebiniz için her şey de burada. Geriye de çıktığımızda sizi hemen çatı katına çıkartacağım. Sol tarafımızda güzel bir oturma alanımız var. Çok güzel bu steel planter diyoruz İngilizce'de. Yani çelikten yapılmış saksılar eve gerçekten çok güzel modern bir görüntü veriyor. Buradan da devam edersek çatı katının ana kısmına geliyoruz. Dışarıdaki oturma alanına. Ortasında bir ateş çukuru var. Manzaramız süper. Biz bu Crescent denen, yani Palmen etrafındaki adaya biraz daha yakın olduğumuz için manzaralarımız ya da bu kanalların büyüklükleri birazcık daha fazla. Royal Atlantis o tarafta. Oturma alanımız burası. Karşısında da bir yemek masamız var. Bu yemek masasının dekorasyonu da gerçekten çok güzel. Tabakları, çanakları olsun. Devam ettiğimizde bir tane daha çelikten yine bu saksı dizaynımız var. Dışarıdaki mutfağımız, lavabomuz, ızgaramız. Buzdolabımız burada. Yine Novara markası. Aynı arka bahçedeki gibi. Burada gazlı ocağımız bile var. Devam da edersek dumbwaiter. Bunu şef mutfağında gördünüz. Bu kata kadar geliyor. Açıyorsunuz, tabağınızı alıp direkt masanıza koyuyorsunuz. Gerçekten bu evin çatı katı bu Dubai tecrübesine kesinlikle çok iyi bir şekilde etkiliyor ya da katkıda bulunuyor. Dubai Palm'ı bir de bu seviyeden görmek gerçekten çok güzel. Zaten şehri de sağ tarafta görebiliyorsunuz. Ve her zaman olduğu gibi şimdi turumuzu da bitirdik. Fakat birkaç saat daha bekleyeceğiz. Bu evi bir de akşamüstü görelim. Ondan sonra size tekrar buluşacağım. Hayatım boyunca dünyanın farklı yerlerini görme fırsatım oldu. Her coğrafyanın, her şehrin kendine özel bir enerjisi var. Ancak Dubai'nin gençliğimde olduğu gibi hayatımda nelerin mümkün olabileceğini merak ettiren, dillerin ve geleneklerin ötesine geçip bu sinerjiyi güçlü adımlarla ileriye taşıyan bir kültürü var. Hızın ve temponun ulaştığı son noktada fikirlerin gerçek hayata ne kadar hızlı dönüştürülebileceğinin en iyi örneklerinden birisi. Her yıl dünyanın dört bir köşesinden on milyonlarca insan Dubai'nin güzelliklerini görmek ve kültürünün bir parçası olmak için buraya geliyor. Biz de ekip olarak bu gelişimin ve yapılanmanın ufak bir parçası olduk ve şunu söylemeliyim ki bu şehrin atılımsal ve ilerleyici ruhundan etkilenmemek gerçekten imkansız. Her ne kadar Dubai'deki yolculuğumuzun sonuna gelmiş olsak da bize katmış olduğu bu yeni vizyon tüm hayallerimizin gerçekleşmesinin ne kadar mümkün olduğunu bize bir kez daha öğretti ve biz de bunun için çok minnettarız. Ve turumuz burada bitiyor. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Alpoga ailesine ve B1 Properties'e bize bu turu yapmamızı izin verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi bu evle ilgili bilgileri videonun açıklama kısmında da bulabilirsiniz. Ve turumuzu beğendiyseniz lütfen bize bir beğeni vermeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun ve önümüzdeki haftaya da görüşmek üzere.